Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kedilerde beslenme hakkında bilgi vereceğim. Yavru kediler, yetişkin kediler ve kısırlaştırılmış kedilerle alakalı arkadaşlar. Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Yavru kedi alan müşteriler pet shop'tan kedi maması alıyorlar. Bize geldikleri zaman veya WhatsApp'tan gönderiyorlar mamaları. Büyük taneli. Arkadaşlar, yavru kedilerde kitten denilen, anne sütünden ayrıldıktan sonra kitten denilen profesyonel, yani süper premium mamalar var. Onlardan kullanırsak daha iyi olur. Çünkü onlar için protein değeri, içindeki vitamin değeri ona göre ayarlanmış. Yavru kediler için, yani kitten içerikli kullanmamız gerekiyor. Şimdi anne sütünden sonra bir anda kuru mamaya geçme de çok hızlı olamayabiliyor. Onun için de pet shoplarda veya marketlerde satılan, kliniklerde satılan püre şeklinde konserveler var. Yani taneli değil de ezilmiş etli olarak, işte balıklı gibi poşette olan konserveler var. Ondan bir tatlı kaşığı kitten mamanın içine koyup karıştırdığımız zaman 2-3 dakika bekleyelim. Onun yumuşaklığı ve kokusu tamamen mamayla bütünleştikten sonra koyduğunuz zaman daha iyi tüketirler. Ve çiğnemeleri, sindirmeleri daha iyi olur. Büyük taneli mama, yani adult 1 yaş üstü mama aldığınız zaman da şunu yaşayacaksınız arkadaşlar. Bu sefer tam sindirme için kusmalar meydana gelecek. Kusabilirler. O da sıkıntı yaşatır arkadaşlar. Problem yaşarız. Onun için biz yavru kedimiz varsa yapacağımız tek şey, anneden ayrıldıktan sonra kitten mama almak birincisi. İkincisi de ilk dönem için poşet konservelerden bir iki tane alıp günlük sabah ve akşam verdiğiniz mamalarda bir tatlı kaşığı kadar koymanız yeterli. Konserve mamaları çok fazla verdiğiniz zaman da arkadaşlar, o zaman da dışkıda ishal, dışkıda yumuşamalar meydana gelir. Bu sefer de probiyotiklerle bunu toparlamaya çalışırız. Bir daha bir zaman ve sıkıntı yaşarız. Bence doğru olanı kitten mama almak. Bunu da süper premium markası önemli değil. Süper premium içerikli bir mama alıp konserve, püre şeklinde konserve alıp bunu başlatın. Ne zamana kadar arkadaşlar kitten kullanılır? Normalde literatürlere göre işte 1 yaşa kadar, 12 aya kadar kitten kullandığımız zaman 1 yaştan sonra adult, 1 yaş ve üstü kullanabiliriz. Ama 8-9 aylıktan sonra artık adult mamaya da geçebilirsiniz arkadaşlar. Bir Scottish'te, bir British ırklarda, bir siyah ırkında adult'a da geçebilirsiniz. Kedilerde genelde somonlu ve kuzu etli, dana etli tavsiye ediyoruz. Neden? Tavuklular havanın sıcaklığı ve tavuktaki yağ oranını, içindeki et değerlerden dolayı kuzu ve balığa göre daha az olduğu için, mesela balıklı bir omega var, tüyler için daha faydalı olduğu için biz balıklı, kuzulu veya dana etli tavsiye ederiz kitten'da. Bir yaştan sonra da arkadaşlar artık adult mamaya geçme zamanı gelir. Adult mamada da protein değerleri kitten'dan daha farklıdır. Çünkü artık vücut anatomisi 12 aylıktan sonra oturduğu için, 18 aya kadar oturur ama 12 aylıkta tamamlandığı düşünülür. Çene yapısı, diş yapısı, süt dişleri dökülmüş olacak, yeni dişler çıkmış olacak, dişler tamamen oturmuş olacak 12 aylıkta arkadaşlar. Artık daha sert, adult tanesi daha büyük, içindeki protein, vitamin değerleri değişmiş olarak adult'a geçmemiz gerekiyor. Burada da yine bizim arkadaşlar size tavsiyemiz kuzu etli veya dana etli mama kullanmak arkadaşlar. Çok fazla tavuk etli kuru mama tavsiye etmiyoruz biz. Çünkü alerjik reaksiyonlar yapabiliyorlar. İşte tüy dökümü artıyor. Bunun gibi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Onun için kuzu etli veya balıklı veya danalı adult kullanmanız tavsiye ederiz. Yine ıslak mama dediğimiz konservelerden de takviye yapın arkadaşlar. Muhakkak yemesini daha da hızlandırır. Üçüncü beslenmede kedilerde arkadaşlar, kısırlaştırılmış kedilerde bu sefer kısırlaştırılmış kedi maması kullanmanız gerekiyor. Çünkü hormonal denge değiştiği için kilo almaya daha çok vücut hazır, daha çok yağlanma olur kısırlaştıktan sonra. Çünkü denge tamamen değiştiği için yağlanma
hızlanır. Onun için kısırlaştırılmış kedi maması kullanmamız şarttır arkadaşlar. Bununla alakalı artık ürünler kısırlaştırılmış kedi mamaları da çıktı artık. Bence bu tarz bir şey kullanmanız kısırlaştırılmış kedilerde kristalizasyonu engelleme amaçlı da faydası olacaktır. Ben olsam, kedim olsa, kısırlaştırmış olsam hem kısırlaştırılmış mama kullanırım, bir paket bittikten sonra ürünler sistemli mama kullanırım. Bir tane kısırlaştırılmış mama kullanırım, sonra ürünler kullanırım. Ürünler sistemin olmadan kullanmanın hiçbir zararı olmaz, artısı olur. Daha steril ve daha idrar yolları daha düzene girmiş olur arkadaşlar. Oluşabilecek kristalizasyonlara karşı da önlem almış oluruz. Faydası olur arkadaşlar. Kedilerle alakalı beslenme şekli kısaca böyle özetlemek gerekir. Marka söylemiyorum arkadaşlar. Artık bir sürü firmanın süper premium mamaları mevcut. Bunları kullanabilirsiniz. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Yeni videolarla sizlerle olacağız. Bundan sonraki videomuzda köpeklerin beslenmesiyle olacak. İyi günler dileriz.